Sanat hayatının bugünkü konuğu Abdülkadir Günyaz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Stüdyodayız. Uzun bir aradan sonra canlı yayınla sergiyi birlikte gezdik. Komutanlarımızın, hastalığı tutuklu komutanlarımızın resimleri. Sizinle sanat tarihinin içinden, Türk çağdaşlaşmasından, Cumhuriyet'in kurucu düşüncesi ve sanattan günümüze kadar kısa süremizde bir söyleşi yapalım istiyorum. Biraz önce program öncesinde havaalanında idim. Hava İş Sendikası'nın tamamen haklı sendikal taleplerine verilen cevap toplu işten çıkartma, kanunsuzluk, yüksek moralle direnişteler 54. gün onu gösteriyorlar. Türk devriminin birikimi, rektörlerimiz, bilim adamlarımız, siyasetçilerimiz, askerlerimiz, gençlerimiz, gazetecilerimiz tutuklu Silivri'de. Silivri'de sürekli nöbetteyiz, birinci yılına gidiyor. Hayat bir yerlere gidiyor. Sanat bunun içinde, sanatçılar sanatçı girişimiyle dimdik duruyorlar. İki gün önce Silivri'den açıklamalarını yaptılar. Her olayda reddediyoruz, sahibiyiz bu ülkenin diyen tavırlarıyla. Bugün de sanatçılarımız vardı, öncü kadınlarımız vardı hava işin direnişinde. Sizinle buluştuk, programdayız. Sergiyi gezdik. Evet. Evet. Buyurun. Şimdi haklı olmaktan söz ettiniz ama herhalde farkındasınız. Aşağıdakilerin de bütün çoğunluğu herhalde haklılar. Ama haklı olmak maalesef bugün fazla bir şey ifade etmiyor. Maalesef öyle. Önce aşağıdaki sergiye değinelim isterseniz. Aşağıdaki sergi eleştirel bir bakışla değil de bir ruh gözüyle bakacak olursanız muhteşem bir sergi. Peki açılıştan görüntüleri verelim mi izleyicilerimizi hatırlasınlar? Tabii. Onun üzerinden tabii, konuşun. Tabii. O kısa şeyimizi kendi sesiyle, kendi rengiyle, bütünüyle verelim. Tamam. Hastalda tutuklu olan komutanların çizdiği resimlerden oluşan sergiye dostlarından destek büyüktü. Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın kardeşi Deniz Çakmak, Tümamiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen ve birçok tutuklu yakını oradaydı. Deniz Çakmak üzüntüsünü dile getirerek, "Bir PKK'lı kadar bile değerimiz yok, destekçimiz yok," dedi. Dediler ki bu adamlar için cami bombalayacak, jet düşürecek. Efendim işte bunlar darbe yapacak, bunlar eli silahlı darbeciler. Ne kadar aşağılık şey varsa yafta yapıştırdılar. Peki Deniz Hanım, bu süreçte dostlarınız yanınızda mıydı yoksa yalnız başıma mı mücadele ettim diyorsunuz? Biz aileler olarak birbirimize çok kenetlendik. Birbirini hiç tanımayan insanlar bir araya geldi. Burada komutanlar da öyle. Yani onların da birçoğu birbirini tanımıyordu. Onlar da birbirlerine çok güçlü arkadaşlık bağları kurdular. Biz ailelerin dışında açıkçası hiçbir destek görmedik. Biz sadece birbirimizle mücadeleyi verdik. Bizim dışımızda kimse bizim yanımızda durmadı. Bir PKK'lı kadar olamadık yani. Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan ise süreci eleştirerek insanların bedenlerini esir alsalar da duygularını esir alamayacaklarını belirtti. Biliyorsunuz sanat özgür düşüncenin eseridir. Bu da gösteriyor ki insanların bedenlerini esir alsalar da duygularını, düşüncelerini esir alamıyorlar. O nedenle çok sevindirici bir şey. Tabii resimlerden bir tanesinden özellikle çok etkilendim. Hepsi birbirinden güzel. Orada zannediyorum İkrami Öztura'nın bir resmi var. Özlediğim kahvaltı diye. İçim acıdı biliyor musunuz? Çünkü dışarıda eşlerimiz içerideyken yediğimiz hiçbir şey içimize sinmiyor, boğazımızdan geçmiyor. Onların özledikleri birçok şeyi yiyemez olduk.
Umarım en kısa zamanda bu hasret biter. Bindallı Sanat Evi yöneticisi Zafer Bilgin ise bu serginin sıradan bir resim sergisi olmadığını belirterek çok önemli ve anlamlı bir sergi olduğunu vurguladı. Türk çağdaşlaşması askerlerimizle mümkün oldu. Türk devriminin temel unsurudur ordu içindeki gelişmeler. Ama bu sıradan bir asker ressamlar sergisi değil. Bugün tutuklu olan, bir tertiple tutuklu olan, bir planın parçası olarak Türkiye'ye dönük saldırının, Türk ordusunu çökertme planının parçası olan saldırı içinde Hastal'da bulunan komutanlarımızın, tutsak komutanlarımızın yaptığı resimler bunlar. Bu anlamda önemli, anlamlı bir sergi. 18 aydır tutuklu olan Tümamiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz ise zor günler geçiriyorum ve artık tüm hayatım bu dava oldu dedi. Bu zorlu bir süreç bizler için. 18 aydır benim eşim tutuklu. Tabii ki o tutuklandığından itibaren ben de kendimi tutuklanmış gibi hissediyorum. Ve onunla, o ne yaşıyorsa aynı şeyleri yaşıyorum. Dolayısıyla ben dışarıda onun sesi olmak adına onun nasıl sesi olabilirim onun için çalışıyorum. O yüzden zaten var diye biz de platformunu kurduk. Bizim gibi düşünen arkadaşlarımızla birlikte tüm bu balyoz sürecindeki yaşanan sıkıntıları, balyoz davasındaki tüm gelişmeleri halkımıza ve kamuoyuna anlatma çabası içerisinde bir takım aktiviteler yaparak bu süreci geçiriyoruz. Sadece tüm hayatımız bu dava oldu diyebilirim. Evet efendim. Evet, sergi gezenlerin intibaları da o merkezde. Bu sergi sadece herhangi bir resim sergisi değil. Bu sergi bir dolup boşalmanın sergisi bir yerde. Onca üst düzey komutanların, askerlerin kendilerini ifade etmek için, kendilerinin özlemlerini bir şekilde gidermek için yaptıkları resimler. Bunların ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduklarını tartışmak bile gereksizdir. Bunlar bir sevginin, bir aşkın, sanata duyulan bir aşkın gereği olarak yerine getirilmiş eserlerdir. Zaten sanata dönecek olursak, resim sanatı nedir diye düşünecek olursak, resim sanatı bir şeyin ifade edilmesi, duyguların dışa vurulması, hatta ölümün elinden bir şeyler kurtarılması olayı diye de tanımlanabilir. Ama maalesef bu sanat bizde çok geç gelişmiş bir sanat alanı, batı tarzı resim dediğimiz olan. Bugün de hatta çarpıklıkları görebiliyoruz. Son müzayedeleri takip edecek olursanız görürsünüz ki en çok değer bulan resim değil, artık hat sanatıdır. Tam da burada Türk çağdaşlaşması içinde o asker sanatçılarımız dedim. Türk devrimi dediğimizde Namık Kemaller, Tevfik Fikretler, Mustafa Kemaller ve bu sürecin gelişi. Türk sanatı dediğimizde Cumhuriyet'le birlikte Mustafa Kemal'in 1937'de kurduğu müze ile anlam bulana kadar bugüne 150-200 yıllık tarihimiz asker ressamlardan güç alarak ordunun hatta, dönüştürücü gücünden güç alarak evet, geldi. Hatta sarayın modernizme katkısı söz konusu. Askerler meyanında. Mesela 3. Selim'in Almanya'da bastırdığı özgün baskı portreleri var. Eşe dosta dağıtılan, ricale dağıtılan. 2. Mahmud'un Babali portresini koyması olayı var. Ama bugün demin az önce has sanatından söz ettim ki ben has sanatına büyük hayranlık duyarım. O ayrı mesele. Ama bugün satılan o. Niye? Hala bazılarında yeni
zenginliğe kavuşmuş olanlarda hala ne yazık ki resim sanatı günah gibi algılanıyor. Halbuki bu tipik bir cehalet örneğidir. Birçok camide, Anadolu'da, İzmir'de, şurada, burada camilerde bile resim ögeleri vardır. Peyzajlar, natürmortlar, Kabe resimleri vesaire, resim her yere girmiştir. Ama bazı kafalar hala girmemiştir. Kaldı ki demin adını saydım padişahlar Yavuz'dan bu yana. Her biri halifeydi aynı zamanda. Ona rağmen resimle de heykelle de Sultan Aziz'in at üstünde heykelini yaptırdığını da hatırlatalım. Bunlar hepsi halife olmalarına rağmen öyle görmüyordu. Son halife Abdülmecit Efendi'nin o yok edilen resim heykel müzesinde müthiş bir resmi vardır. Orada görün durumu. Yok edilen resim yok heykel edilen müzesi. Maalesef evet. Müthiş bir nasıl olduysa hükümetten ayrılan bir hükümet, başbakan yardımcısının himmetiyle diyelim, son derece modernleşiyor, her şeyi yenilenmişti. Müze açılmasına ramak kalmıştı ve yok. İstanbul kültür başkenti Avrupa'nın bir müzesi bile yok. Yetersiz, kifayetsiz koleksiyonları müze diye piyasaya sürüp milletten para kazanmaya bakılıyor ama resim heykel müzesi, Türk sanatının şaheserlerini kapsayan müze yok edildi. Bu yalnızca bu alanda değil ki, devlet tiyatro ve balesi, şehir tiyatroları, devlet kültür merkezi orkestrasına dönük doğrudan planlı saldırı, başlayan bir süreç, böyle eserin ucube diye doğrama emri verildiğinde, katletme emri verildiğinde başlayan süreç göğüslenemediği için, sanatçılar yalnız kaldığı için bir yerde. Sanatçılar ve maalesef bizim aydınlarımız da büyük bir çoğunluğu, hatırlayın o yetmez evet ama evet hikayesinden tutun, mürahilikte de geri kalmıyoruz. Bilmem Selimiye'nin bir kopyası yapılıyor diye neredeyse alkışlıyoruz. 500 yıl geçmiş aradan ve Mimar Sinan asla bir eserinin tekrarını yapmamış. Bugün aynısını yapıyoruz diye büyük bir mutluluk duyuyoruz. Neyse bu burada, genel... Burada siz sanat eleştirisinin Türkiye'deki en saygın isimlerindensiniz. Ben izninizle bir şey düzeltmek isteyeceğim. Aydınları suçlamayalım. Onlar çok azınlıkta kalan bir bölümü. Türk sanat birikimi her alandan duruşuyla biz bu toplumun vicdanıyız, onuru, namusuyuz dedi. Reddediyoruz dedi ve düzenli tavırlarını koyuyorlar. Siz de Silivri'ye gelerek görüşünüzü koyan, düşüncenizi ifade eden aydın birikimimizsiniz. Kendimizi eksiltmeyelim. Siyaseti eleştirelim. Tamam, Mustafa Kemal'in Altıok programı, Türk devriminin programı darmadağın olduğunda devlet eliyle kurulan kurumlar bitiriliyor. Burada siyasilerin her şeyden evvel. Zaten siyasiler aydınlara hücum ediyorsak o yüzden siyasilerden zaten maalesef fazla beklentimiz yok. Ve her kesimden, evet. Her kesimden. Evet, yani maalesef öyle. İşte az önce dediğiniz gibi askerler ön ayak olmuştur Türk resminin. Bilmem Türk resminin değil, sanatın ilerlemesine. Tabii vaktiyle de resim söz konusuydu. Minyatür müthiş Levni'den tutun efendim. Daha önce Matrakçı Nasuh'a kadar müthiş imzalar var. Sanki o kitap sayfalarında kaldığı için sanki o resimden sayılmıyor da bu resimden sayılıyor diyelim. Ama işte Mühendishane-i Berri Hümayun ilerlemesi açısından, tekniğin, zamanın uymak açısından askerlerimiz de bilmem askeri gerekçelerin dışında sanata da eğilim duydukları için devletçe Avrupalara gönderildi. Bugün hala gönderilme diye bir olay yok. O vakit bile gönderiliyordu. Bilmem işte
Ferit İbrahim Paşa, Tevfik Paşa, Hüsnü Yusuf gibi ilk etapta Avrupa'ya gönderilenler var. Onların ertesinde Şekerahmet Paşalar vesaire aynı şekilde Avrupa'ya gönderildi askeri liselerde. Hatta Darüşşafa, Galatasaray gibi sivil liselerde de hocalık yaptılar, resim tedrisat alanına girdi. Çağdaşlaşmayı istediler, geleceği istediler. Tabii bütün bunlar, yani askeri ressamlar, kısaca özetlersek Türk resim sanatının varoluşunun hareket noktasını teşkil eder. Bugün siyasi duruşun öncü ismi, ana muhalefet görevini yapan partinin tutuklu lideri Doğu Perinçek, orduyu bir dilekçe yazmaktan aciz kurum diye, onun başındaki yapıyı bunu gerçekleştiremeyenler diye, zavallılar diye koydu. Peki burada askerlere, komutanlara, sanatçı komutanlarına sahip çıkmak, bir tarafta tarihsel geliş ve Türkiye'nin cumhuriyetin temelinde olan duruşu koyan ordu komutanlar var. Bir yanda da darmadağın olan Türkiye çözülüyor. Bunun içinde kendi olamayan duruş var. Sanatın içinden baktığımızda biz hiç sanat konuşamıyoruz ki çok uzun zamandır. Evet. Ne diyeceksiniz? Sanat artık yönlendirilme, bir duruma sokulmak istiyor. Bana hizmet ederse sanat sanattır demeye getiriliyor artık. Evet. Mimariden, tiyatrodan, müzikte vesaire de. Olay o. Bana hizmet ettiği oranda, benim amacıma yöneldiği oranda sanattır. Onun dışında sanatla ilgisi devlet yok. Tiyatrosu... Biz sanatı biz kendimiz tanımlarız deniyor artık. Bu kadar basite indirgeniyor. Maalesef halbuki ben diğer burada olmayan asker ressamlar da tanıyorum. Sergi açanlar, efendim gayret edenler. Mesela bugün geçen ay 12.'si gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri resim yarışması var. 12. defa yapıldı. Bir eski Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Vural Bayezid'in zamanında Türk denizcisini Türk sanatçısıyla birleştirme, buluşturma amacına yönelik olarak böyle bir yarışma düzenlenmişti. Ve hala devam ediyor bu yarışma. Ve birçok Deniz Kuvvetleri birimlerinde o yarışmalarda kazanan resimler sergileniyor. Bu müthiş bir olay. Hiçbir devlet dairesinde bu kadar yoktur. Belki bunu da bir çeşitte ihbar kabul edip oraya da tahkikat açarlarsa ona da Allah. Zaten Deniz Kuvvetleri'nin en üst komutanları yarısı tutuklu durumda. Maalesef. Belki de hedef alınmasında Karadeniz'deki, Akdeniz'deki şu kritik günlerde deniz gücünün öneminden, Suriye'ye karşı savaşın getireceği felaketi koyan insanların içinde askerler de var. Deniz gücü öyle de hava gücü farklı mı? Hava gücünün de eski bir komutanını biliyorum, Ahmet Çörekçi. O da az bir süre önce içeri alındı. O da her sene sergi açar. Tıpkı az önce adını ettiğim Vural Bayezid gibi. Her sene bunlar sergi açarlar. Ve üstelik o sergi bir menfaat karşılığı değil, bir yerlere yardım etme amacına yönelik yaparlar. Bu bir aşk meselesidir. Ama bu aşk dediğim gibi bir yerlere ters geliyor. Vatan aşkıyla birleştiğinde herhalde. Vatan kavramı birilerini rahatsız ediyor. Küreselleşme denilen şey, evet. Kozmopolitizm, vatansızlığı savunma Mustafa Kemal ordusunu doğrudan hedef yapıyor. Ya da o programı koyanları evet, hedef yapıyor. Zaten görüyoruz ki her taraf İngilizceye bürünmüş vaziyette. Artık Türkçe konuşmasanız da olur, İngilizce konuşun yeterli. İstanbul'da hele Türkçe bir tabela bile görmeniz mümkün değil yani. O vaziyete getirildi. Bu kadar kişiliksiz, bu kadar aşağılık kompleksiyle mağlul ülke çok az var maalesef. Yunanistan'ı gördüyseniz ki onların alfabesi son derece terstir. Hiçbir şey anlayamazsınız ama İngilizce yoktur. Geçen yaz ayı Odessa'ya gittik. Onların alfabesi de tamamen farklıdır. Ama hiç İngilizce tabela yoktur. Bunların insanların kendilerine saygılarıdır.
ulusal onur olacak ki. O vakit ulusalcılık diye neredeyse suçlanıyorsunuz. Niye bu İngilizce kullanılıyor dendiği vakit? Canım ulusalcılık niye? Contemporary İstanbul Art Fair diyor. Türkçesi yok bunun. Niye? Evet. Niye? Entegrasyon. Evet. Asimilasyon denen bu işte. Yutuyorlar batıdan güçler ve biz çoğu defa seyirci oluyoruz. Bir en ufak reaksiyonumuz yok. Arabanın üstüne Baby in the World yazıyor. Bebek var dese olmaz. Bu hale getirildik maalesef. Evet. Sizin çok iyi bildiğiniz bir gerçek yaşadık. 235 genç katıldı o yarışmaya. Bir çağrı yapıldı. Büyük bir rakam kondu. Avrupa'da, Amerika'da sergilenme vaatlerinde bulunuldu. Uluslararası jüri dendi. Kendinden kendi içinden baktığında ne olduğunu göreceğimiz için. O baştan aşağı yanlışlarla doluydu. İlk defa değildi. Planlı bir programdı. Umuda saldırı. Ama orada bakın o genç sanatçıların kabahati var. O kurumu mahkemeye vermeliydiler. Oraya 10 kişi de müracaat etmiş olsa işlerinden birini seçmek durumunda. Yarışma odur. Bunları beğenmedik diye bir şey olmaz. Ulusal ama kanal ekranı dışında hiçbir yerde ses bulamadı. Gayet tabii o bir yerde bir ses bulmak mümkün değil. İzmir'de geçen sene Ege Üniversitesi ki Güzel Sanatlar Fakültesi yok, müthiş bir etkinlik yaptı. Resim, heykel, seramik, fotoğraf, sinema günleri, konserler vesaire vesaire. İstanbul medyasında çıt yoktur. Medya kendine göre olanları, kendine yakın olanları falan filan. Budur maalesef. İşte asker ressamlar da sizin bu aşağıdaki sergi başka bir kanalda ya da başka bir gazetede görme şansı var mı? Yok. Bu. Yalnızca her asker ressamlarımız için değil, gençlerimiz, üniversitelerimiz için de. Bindallı Sanat Galerisi'nde, Afyon Kocatepe, Van 100. Yıl, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Sivas Cumhuriyet, Çanakkale 18 Mart, hepsi yer aldılar. Başka galerilerde mi? Affedersiniz, beceremiyorsunuz. Zira burada meşhur bir müzede, hemen bu Beyoğlu'nda, Anadolu Üniversitesi Üniversitesi'nde görmüştüm. Buraya gitmeye niyetim yoktu ama istek üzerine gittim. Kapıda gezebilir miyim dedim. Evet, yalnız giriş 10 lira dendi. Öğrenci sergisinden bile para kazanmıyor. Siz de bunu öyle duyursanız belki bu böyle. Sinekten yağ çıkartmanın yolunu biliyor özel teşebbüs. Karabük Üniversitesi Safranbolu'daki Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini ve hocalarını aldık. Buna nasıl ücret konusu, nasıl? Onlara yer vermenin onurunu yaşıyoruz. Yani tabii ben şaka ediyorum tabii. O son derece yanlış bir şey. Olacak şey değil. Yani ama maalesef İstanbul'da artık sadece geçerli olan para, para, para. Evet, süremizin sonuna geldiğimizi söylüyorlar. Yani, ne diyeceksiniz? Sizinle kapatalım. Evet, yani sanat çok önemli ama İstanbul'da sanatın parayla olan ilişkisi söz konusu. Anadolu'da sanat bizzat sanat söz konusu oluyor. Öyle demek durumundayız. Değerli izleyiciler, konuğum sanat eleştirmeni Abdülkadir Günyaz. Bindallı Sanat Galerisi'ndeki tutuklu komutanlarımızın sergisi 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Bugün ikinci program olarak konuşmayı düşündüğümüz Tahir Abacı, vefatının 8. yılında akademisyen, yalnızca çizgi anlamında karikatürist değil, karikatür sanatçısı, farklı deneysel işler de yapan, genç yaşta vefat eden sanatçımız. Onunla ilgili özel bir program yapacağız. Görüntüleri aktarmada bir sorun olduğu için ele alamadık. Saygıyla.